Ebu Zer Gıfari Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her birinizin her bir eklemi ve kemiği için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih sadakadır. Her hamd sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz bütün bunları karşılar. Bu konudaki diğer bir rivayet de yine Ebu Zer radıyallahu anh'ten. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ümmetimin iyi kötü bütün amelleri bana gösterildi. İyi işlerinin içinde gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılmasını da buldum. Kötü amelleri arasında da mescitte temizlenmeden bırakılmış balgamı gördüm. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İyilik ve hayır yapmaya gayret gösterilmeli. Mali ve fiili olarak yapılmazsa tesbih, tekbir gibi sözlü olarak yapılmalıdır. Sadaka ve hayır yollarının çeşitli olduğu unutulmamalıdır. 2. Kuşluk namazı önemli. Şükür ve sadaka niteliği yüksek bir nafile ibadettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı hem kılmış hem de kılınmasını teşvik etmiştir. İki rekat olarak kılınması da yeterli olmaktadır. 3. Hayır işleri pek çeşitlidir. Gelip geçenlere sıkıntı veren şeyleri yollardan, tükürük ve benzerlerini de mescitlerden gidermek birer iyiliktir. 4. İnsanlara faydası olan işler yapılmalıdır. 5. Mescitlere saygı gösterilmeli, mescit edeplerine uyulmalıdır. 6. Müslüman geçtiği yerde pislik bırakmayan insandır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifin mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin.